Fitem Fitem. Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bu videomda sizlere yağ yakmanın altın kuralını anlatacağım arkadaşlar. Bu kural öyle bir kural ki duyup duyabileceğiniz tüm beslenme düzenleri, tüm değişik diyetler, hatta yaptığınız sporun dahi sizin vücudunuzda yağ yakımınıza etkili olabilmesi için bu altın kuralı uyguluyor olmanız lazım arkadaşlar. Ve bu altın kuralı uyguluyorsanız, eğer sağlıklı beslenmeseniz dahi, doğru düzgün spor yapmasanız dahi kilo verebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki bu ikinci kısmı önermiyorum. Ancak yine de bu kuralı bilmeniz gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu anlatmak için bu örneği de verdim. Nedir bu kural? Bu kural arkadaşlar, kalori açığı yaratmak. Yani vücudunuzda eğer kalori açığı yaratırsanız vücudunuzda bir enerjiye talep oluşturursunuz ve bu talebi eğer aldığınız besinlerden karşılayamamanız durumunda vücudunuz hali hazırda bulunan yağ depolarından faydalanır arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Hemen şöyle açıklıyorum. Kalori dediğimiz şey bizim yediğimiz besinlerden vücudumuzda aşağı çıkan enerjidir. Yani sürekli yaptığımız, hareket ettiğimizde vücut sistemimizin fonksiyonlarını yerine getirmesi için iç organlarımız dahil sürekli bir enerji yakıyoruz arkadaşlar vücudumuzda. Uyurken dahi enerji yakıyoruz. Bir yandan da bu enerji yakımımızı karşılamak için bir yerden enerji almamız gerekiyor. Ve bu enerjiyi de biz besinlerden alıyoruz. Tükettiğimiz besinlerden alıyoruz. Ve olay burada devreye giriyor. Eğer biz yaktığımız enerjiden daha az bir miktar besin vücudumuza alırsak vücudumuzda bir enerji ihtiyacı oluşturmuş oluruz. Yani karşılayamadığımız bir enerji miktarı oluşmuş olur. Ve biz bunu besinlerden alamadığımızda vücut mecburen kendinde bulunan depolara yönelecektir. Yani yağ depolarımıza, yağ dokularımıza yönelecektir arkadaşlar. Ve biz bu şekilde yağ yakımını tetiklemiş, yağ yakımını başlatmış oluruz. Şöyle bir örnekle açıklayacak olursam, mesela benim 2500 kalori yaktığımı düşünelim ki bu 2500 kalorinin içinde benim yaptığım spor, günlük hareketim ve vücut sistemim, iç organlarımın yaktığı enerjiler dahil hepsi bunun içindedir. 2500 kalori benim vücudumun günlük ihtiyacı ve vücudun hayatta kalmak için, fonksiyonlarını yerine getirmesi için bu 2500 kalorilik enerjiye bir şekilde ulaşması gerekiyor. Eğer ben bu 2500 kaloriyi besinlerden tamamlamazsam, yani örneğin 2300 kalori ben besinlerden alırsam veya 2200 kalori alırsam arada 300 kalorilik bir enerji açığı ortaya çıkmış oluyor. Yani kalori açığı oluşmuş oluyor. Bu 300 kalorilik kalori açığını giderebilmek için, bundaki bu enerji eksikliğini giderebilmek için vücut mecburen benim depolarıma saldırıyor. Ki ben burada eğer düzenli sporumu yapıyorsam ve protein ihtiyacımı karşılıyorsam bu ihtiyacı karşılamak için kas dokularımdan önce vücut yağ dokularıma benim saldıracaktır. Ve böylelikle yağ yakımını gerçekleştirmiş oluruz. Bu kuralı unutmayın arkadaşlar, yağ yakarken her zaman aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada kalori açığı yarattığımızda, yağ yaktığımız için bu kalori açığını abartmamanız gerekiyor. Yani 2500 kalorilik bir ihtiyacınız varsa 2200-2300 kalori alarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir anda 1000 kalori alarak çok büyük enerji açıkları yaratırsanız hem vücudunuz metabolizmanız yavaşlayacaktır, daha az enerji yakabilme moduna geçecektir vücudunuz. Yani telefonda nasıl şarjınız azaldığında güç tasarrufunu açarsınız ve daha az enerji yakarsınız. Vücudunuz da o moda girer ki bu moda girdiğinizde gün içindeki enerji seviyeniz düşer ki bu çok kötü bir şeydir. Daha az enerji yakar vücudunuz. Böylelikle daha az enerji oluşturduğunuz enerji açısından bile doğru düzgün faydalanamaz hale gelirsiniz. Ve daha da kötüsü, estetik olmak için yağ yakarken kas da kaybedersiniz bir yandan. Çünkü vücudunuz yağ yakma işleminin de bir süresi var. Bu prosesin de bir süresi var ve bunu karşılayamadığında diğer dokulara da saldırmaya başlayacaktır vücudunuz. Çünkü hayatta kalmak için enerji açığını kapatması gerekiyor. Böyle olduğunda kas da kaybedersiniz ve bu sizin zayıflamanıza, ancak estetik olarak daha da kötü görünmenize sebep olabilir. O yüzden kalori açığını 200-300 kalori olarak ayarlayabilirsiniz. Günlük kalori ihtiyacınızı bilmiyorsanız onunla ilgili videomu izlemek için hemen şuraya tıklayabilirsiniz. Kartlar kısmına ve açıklamalara da aynı videonun linkini koyarım. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda yağ yakma konusunda veya sporla ilgili, beslenme ile ilgili diğer konularda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız ve bununla birlikte birçok tarife ulaşmak istiyorsanız diyet yapan insanlara yönelik, hemen şuradaki linke tıklayarak kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, kanala abone olursanız beni de mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.